Unfortunately, the operator died as a result of his exposure. Often, midway through an investigation, the board... Afet öncesi çalışmalar devam ediyor. Tabii İstanbul'da ve Marmara bölgesinde olası bir deprem bizim bildiği kaçınılmaz bir gerçek. Ama bunun tarihi ve zamanı konusunda bir şey söylemek güç, bir tahminde bulunmak çok zor. Ancak AFAD böyle bir afetin her an olabileceği düşüncesiyle bütün çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak afet lojistiği konusunda önemli çalışmalar ele aldık ve yerine getirdik. 27 farklı ilimizde, Türkiye'nin 27 farklı ilinde afet lojistik planlamaları ışığında depolar oluşturuyoruz. Yani lojistik merkezler oluşturuyoruz. Tabii bu iller nasıl belirlendi? Bunlar Türkiye'nin afetselliği, afet bölgesinde yaşayan nüfusun yoğunluğu ve ulaşım kısıtları da göz önünde bulundurularak bir model oluşturulması neticesinde elde edildi. 27 farklı bölge, özellikle Marmara bölgesindeki riski ve nüfus yoğunluğunu da biliyoruz. Onu da göz önünde bulundurarak hazırlıklarımız sürüyor. Şu anda olası bir afette 120 bin civarında, bu da yaklaşık 600 bin kişiyi barındırır demek. Çadır ve çadır içi malzememiz stoklarımızda yer almakta. Her türlü olası bir afet durumundaki bu çadır ve çadır kentleri, konteyner kentlerle ilgili standartların tamamı geliştirilmiş durumda. Arama kurtarma ekiplerinin bununla ilgili eğitimleri ve standart ve akreditasyon çalışmaları devam ediyor. Biz bu yaptığımız çalışmaları Allah bize hiç kullandırtmasın diyoruz. Çok ilginç bir sektördeyiz. Evet. Lojistik merkezler kuruyoruz ama Allah kapısını açtırmasın, kullandırtmasın diyoruz ama ülkemizin de kaçınılmaz bir gerçeği. Bana bildiğiniz üzere depremin olmasından 39 gün sonra kalıcı konutlar için temel atıldı. Onun evvelinde çadır ve konteyner kentler kuruldu. Oradaki afetzedelerin her türlü iaşe ve barınma ihtiyaçları, iklim koşulları da çok zor olmasına rağmen giderilmeye çalışırdı. Orada küçük kentler oluşturuldu. Eğitiminden sağlığına kadar her türlü hizmetin devlet eliyle götürüldüğü bir olay gerçekleştirildi. Ve devlet hiçbir şekilde Van'dan ekonomik olarak da elini çekmedi. Bütün gücünü oraya aktardı. Aşağı yukarı 5 milyar civarında bir ekonomik yardımla Van'ı tekrar ayağa kaldırmayı başardı. Şu anda hala da çalışmalar devam etmekte. Projeksiyona baktığımızda maksimum 1,5-2 yıl içerisinde de tüm Türkiye'de bu haritalamayla ilgili en azından altyapı çalışmalarını tamamlamayı düşünüyoruz. Çok önemlidir. Aşağı yukarı 60-70 senelik Türkiye'nin bir afet arşivi artık sayısallaşmıştır. Gün yüzüne çıkmıştır. Üzerinde yaşadığımız toprağın altında ne olduğunu gösteren bir haritada artık bir tıklamayla, bir mouse tıklamasıyla her türlü tehlikeye görebileceğiniz arşive erişmiş bulunuyoruz. Tell us what your concerns are. Tell us, is there anything that you need to tell us about what you know about?